Öncelikle size kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben operatör doktor Altuhan Cahit Vural, estetik plastik ve rekonstrüksiyon cerrahi uzmanıyım. Kozmetik cerrahi ile ilgili ve kozmetik girişimlerle ilgili bugün sizlere çok da güncel olan ve hani bizim de sıklıkla uygulama yaptığımız bir konudan bahsetmek istiyorum. Göz çevresinde ve göz etrafında biz neler yapıyoruz? Yani hastalarımızın göz güzelliği ile ilgili neler yapıyoruzdan bugün bahsedeceğiz. Bu bir aslında konsept bir yaklaşım. Yani biz hastalarımızla göz çevresini hep ben yemek yapmak gibi anlatırım hastalara. Yani biraz nane, biraz kekik, her şeyden biraz biraz bir şeyler koyarak aslında göz çevresini toparlamaya çalışıyoruz. Yorgun ve yaşlanma izlerinde bizi en çok ele veren, yani genç danışanlarımızda bile gördüğümüz, genç hastalarımızda bile gördüğümüz en büyük problem aslında göz çevresindeki yorgunluk ve yaşlanma izleri. Belki çok dinamik bir yüze sahibiz ama göz çevremiz bizi ele veriyor. Dolayısıyla göz çevresiyle ilgili özel bir bence ilgi ve ihtimam göstermek gerekiyor ve göz çevresini tekrar hücresel yenilenmelerle tekrar hayata döndürmenin, ona bir aslına bakarsanız bir hayat öpücü vermenin ne kadar önemli olduğundan bugün bahsedeceğiz. Gözde iki tip yaşlanma izimiz var aslında baktığınız zaman. Göz çevresinde oluşan kırışıklıklar ve göz altında oluşan morluklar ve hacim kaybı. Bu iki ana başlık altında göz çevresini düşünürsek cerrahiye giden hastalarımızı da ayırıyoruz. Bunlar tabii ki de muayeneyle ortaya çıkıyorlar. Bazı hastalarımızda gözaltı torbalarından dolayı cerrahi müdahale etmemiz gerekiyor ama bugün daha sıklıkla biz medikal estetikle ilgili işlemlerden size bahsediyor olacağız. Göz çevresindeki kırışıklıkları halletmesi aslında botoksla çok çok kolay ve çok hızlı bir şekilde hasta yaklaşık 3-4 dakikada yapılan 2-3 enjeksiyonla kırışıkların bir hafta içinde açıldığını görebiliyor. Esas bizim için problem olan ve gerçekten sorun olan alan ise göz altımız. Göz altında biliyorsunuz hem hacim kaybı hem de renk değişikliği bizi daha yorgun, daha bitkin gösteriyor ve bazen toplumsal ilişkilerimizde de ya sen yorgun musun, çok mu çalışıyorsun, bu aralar seni hiç iyi görmedim gibi sözlere maruz kalma sebebimiz aslında gözaltı. Burada hastalarımızın muayene ile gözaltının tedavisini şekillendiriyoruz. Basit bir iki muayene yapıyorum ben ve göz altında bazen torbalanma olup olmadığını hasta dahi farkında olmuyor. Eğer torbalanma varsa tabii ki de onları ayırıyoruz ve cerrahi müdahaleye yönlendiriyoruz. Ama torbalanma yoksa göz altında renk açmak için ve hacim kazandırmak için en etkili ve en güzel yöntem gözaltı ışık dolgusu. Gözaltı ışık dolgusu sadece bir dolgu değil. Yani içerdiği amino asitler, peptitler ve bir takım kimyasal ajanlarla aslında göz altındaki renk dönüşümüne de katkı sağlıyor. Buradaki en büyük problem biliyorsunuz hemositerin dediğimiz pigmentin birikmesi ve oradaki kanlanmanın aslında perfüzyon dediğimiz yani göz altındaki dolaşımın aslında sekteye uğraması. Dolayısıyla biz bu noktada gözaltı dolaşımının arttıran ve orada gerçekten bir hücresel yenilenme sağlayan bir tedavi sürecine hastayı ortak ediyoruz. Yani geldiği zaman bize ben hep söylüyorum bu yaptığımız işlemlerin hepsi sizin gözaltınızla ilgili bir tedavi sürecidir. Elbette ki siz yaşlanmaya işlemden sonra da devam edeceksiniz. Elbette orada bir değişime maruz kalacaksınız. Ama bizim yaptığımız tüm işlemler sizin yaşlanma izlerinizi çok daha yavaşlatacak, aslında daha güzel yaşlanmanın yollarını açacak veya diğer bir deyimle hastalara veya danışanlarımıza sizi bu manada daha doğal bir yaşlanma sürecine maruz bırakmak istiyoruz. Gözaltı da bence bizi ele veren, motivasyonumuzu etkileyen ve çoğu zaman da moralimizi bozan. Yani ya ben hakikaten yıprandım. Yani biliyorsunuz hani güncel çağımızda hepimiz stres ve çevresel faktörler altında gerçekten ve şehirleşmiş toplumlarda iş temposu altında gerçekten büyük bir ağır bir çalışma temposu ve sıkıntı altındayız. Dolayısıyla gözaltımızın da bize ele vermesinden çok mutsuz oluyoruz. O yüzden gözaltı ile ilgili ben hep söylüyorum medikal estetikle ilgili bu işlemlerde yani mezoterapi ve diğer tüm işlemlerde bir tedavi sürecine hastayı tabi tutmak lazım. Burada bir nasıl ki hasta olduk
doktora gittik ve size bir reçete yazdı. Biz de hastalarımıza gözaltının tedavisiyle ilgili bir reçete çıkarıyoruz. Yani gözaltı ışık dolgusu, mezoterapi ürünleri, bazen hyaluronik asitin çapraz bağlara yönlenmemiş, vitamin kompleksleriyle, ara ajanlarla araya girmek gibi bir süreçle birlikte hastayı çok da konforlu bir şekilde birkaç seans yapılacak işlemlerle göz altında hem morluk tedavisi hem hacim kazandırma gibi işlemlerin hepsini yapabiliyoruz.